Zira dil insana aittir. Kur'an'ın dili beşeri dil değildir. Onun için şu okuduğumuz dil Arap'ın dilidir. Kur'an kaynağı itibariyle beşerin dilinde değildir. Hedefi itibariyle beşerin dilindedir. Allah onu Arapça olarak indirmiştir. Fakat Allah'ın dili değildir Arapça. Allah Arapça konuşmaz. Allah Musa'ya İbranice vahyeder. İsa'ya Aramice vahyeder. Muhammed'e Arapça vahyeder. Hepsine selam olsun. Zira bunların kavimleri bu dilleri konuşurlar. Diğer peygamberlerin kavimlerini konuştuğu dilde onlara vahyeder. Ama Musa'ya İbranice vahyederken Allah'ın dili İbranice değildi. İsa'ya Aramice vahyederken Allah'ın dili Aramice değildi. Muhammed'e Arapça vahyederken Allah'ın dili Arapça değildi. Buradan yola çıkarak bazıları boylarından büyük iddialara kalkışıp Allah'ın dili Arapça, cennetlerin dili Arapça falan filan. Bu bir dili kutsallaştırmak ki dilde kutsallık yoktur. Anlamdadır eğer bir kutsallık varsa. Anlamdadır. Onun için bu anlamda dili kutsallaştırdığınızda ne olur biliyor musunuz? Anlamın üstüne dili örtersiniz, dil anlamın kafiri olur. Anlamı dille kapatırsınız. Küfür örtmek demektir biliyorsunuz. Anlamı dille kapatırsınız. Ve anlamı dil ile boğarsınız. Dil anlamın katili olur.